26 Mayıs 2019. Fidanlarımızı yapraktan besliyoruz. Bir yandan da antrakonos ilacı sürüyoruz. İlk yaprak beslememizi yapıyoruz şu an. Ne var ilacımız şu an pompanın içinde? Amino asit koyduk. Albit var. Bir de ilaç olarak da M22. Bu üçünü karıştırdık. Yorumlara yazarım ben ne kadar, hangi orandan ne koyduğumuzu yazarım arkadaşlar. Bakarsınız. İlk beslememizi yapıyoruz. Kollu pompa almıştık biz ilk başta. Kollu pompa geçen sene biraz bizi zorladı. Yani ben de bu sene bugün bunu aldım. Geçen hafta internetten. Yani reklam amaçlı olsun diye söylemiyorum ama akülü, şarjlı. Görüyorsunuz burası 13 dönüm bir yer. 13 dönümü tek şarjla biz bitirmek üzereyiz şu an. Gayet de iyi çalışıyor. Yani kollu almaktansa böyle akülü sırt çantasıyla beslemek daha kolay oluyor. İnşallah faydasını göreceğiz. Fidanlarımız biz bugün budamasını da yaptık. İki dal olanlar vardı. Evet. Arkadaş neyi kopardı? Evet, ceviz vermiş. Cevizi koparıyoruz. Tek dala bıraktık arkadaşlar. Bu şekilde. Tozlayıcı. Şimdi ilgileneceğimiz bunlar. Bugün aynı zamanda gövdeyi de kirece tavan boyasıyla boyadık, görüyorsunuz. Tavan boyası yaptık. Tek dalı bıraktığımız yerlerde su tutla macunladık. Bu ayki işlemi kapatıyoruz. Haziran ayında tekrardan bir tane daha bir kere daha şey yapacağız. Yapraktan besleme. Evet, Ramazan'dayız bu arada. Biraz yorucu oluyor ama yapacak bir şey yok. Allah bereketini verecek inşallah. Öyle değil mi Vedat? Doğrudur. Çalışma abimiz. Ramazan'dan sonra inşallah damlamaları da sereceğiz. Şu an şurada su tankımız var, görüyorsunuz. Su tankının içi dolu şu an. 20 ton suyumuz var. İçine ben şu an şeyi de koydum. Nedir o? Humik asiti. İçi humik asitle dolu. Bayramdan sonra inşallah humik asitle damlamadan besleyeceğiz. Arkasından 3-15'lerimizi vereceğiz. Gene damlamadan. Bir yandan da hem yaprak, bir yandan yapraktan da hem yaprak beslememizi yapacağız albitle. Hem de ilaçlarımızı basacağız. Allah herkese kolaylık versin. Şimdilik bu kadar. Şurada ben mısırları da göstereyim. Geçen hafta göstermiştim. Mısırlarımız boyatmaya başladı. İnşallah birkaç ay sonra bu mısırları da hep beraber yiyeceğiz. Aralara serptik. Bahsetmiştim arkadaşlar. Bunlar beyaz mısır, ata tohumu. Tamamen doğal ziraat mısırı değil. İnşallah çoluk çocuk hep beraber yiyeceğiz. Kolay gelsin hepimize. Hatta babamı da göstereyim. Babam da bir yandan sağ olsun yardıma geldi. O da diplerini temizliyor bir yandan. Evet. Videolarımız devam edecek arkadaşlar. Kolay gelsin.